Mikrofon gerekiyor mu? Bilmem. Evet. Mikrofon. Belki yarısı duymuyor. Evet, değerli basın mensupları. Genel merkezimiz 81 ilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman'ın laiklik ilkesinin anayasadan çıkartılması gerektiği yönündeki ifadesi yalnızca kendi görüşleri değil, AKP'nin demokrasiye, eşitliğe ve bir arada yaşama kültürüne nasıl baktığının göstergesidir. Bu sözlerle amaçlanan hedef, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale, yaşam biçimlerine baskı girişimidir. Laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bu yolla din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması değildir. Laiklik, milli egemenlik ilkesinin de temelidir. Laiklik ilkesiyle millet zamanın değişen şartlarına göre kendini, kendi kaderini belirleyecek hukuk kurallarını kendi egemenlik gücüyle koyma hakkını eline almıştır. Bu hak meclis tarafından kullanılır. Hükümet tarafından uygulanır, yargı tarafından korunur. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddesi olan laiklik ilkesini kaldırmaya yönelik her teşebbüs, milli egemenliği kaldırmaya ve anayasayı zorla ilga etmeye yönelik bir suç girişimidir. Laiklik ilkesiyle kendi kaderini eline alan milletimiz egemenlik yetkisini anayasada belirtilen kurallar çerçevesinde kullanır. İktidar seçimle iş başına gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini milletten aldığı yetkiyle yerine getirir. Çok partili hayatımız, demokrasimiz ve demokrasimizin bir parçası olan bütün haklarımızın temel laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesini kaldırmak, demokrasiyi yok etmek demektir. Bilinmelidir ki bu yolla cumhuriyeti ve demokrasiyi yok ederek gayrimeşru bir baskı rejimi kurmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin temel değerlerine yürekten inanmış milyonlarca vatandaşımız ve Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, özgürlüklerimize ve toplumsal barışımıza yönelen her saldırganı hüsrana uğratacak güçtedir. İsmail Kahraman yaptığı açıklamalarla milli egemenliğin, demokrasinin ve cumhuriyet değerlerinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etme yeteneğini kaybetmiştir. Oturduğu yüksek makam kendisine büyük gelmektedir. Görevi bir an önce bırakmalı ve istifa etmelidir. Ve şöyle birkaç şey çıkarttık. Bir, bugün akşamdan itibaren, bugün saat 21'de bir hafta süreyle haftaya cumartesiye kadar, hatta haftaya pazar günü akşamına kadar ışık yakıp söndürme eylemi gerçekleştireceğiz. Bir haftanın sonunda da yeniden bunu değerlendireceğiz. Bütün İzmirlileri saat 21'de evlerinde ışıklarını bir dakika süreyle yakıp söndürmeye davet ediyoruz. Tüm İzmir'e. Yine arkasından 5 Mayıs'ta İzmir'de Körfez'in tamamında, dün biraz eksik çıkmış, Körfez'in tamamında Güzelbahçe'den başlayarak Çiğli'ye kadar olan kısmında tamamında laiklik zinciri oluşturmaya davet ediyoruz İzmirlileri. Sahildeki ilçelerimiz zaten oralarda olacaklar ama sahile inmeyen, daha arkalarda olan Buca, Karabağlar gibi, Karabağlar'ın da sahili var bir miktar ama Buca, Karabağlar gibi ilçelerimiz de oralara inecekler. Bütün İzmirlileri, biz sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil, laiklikten yana olan, cumhuriyetten yana olan, demokrasiden yana olan, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bütün İzmirlileri bu laiklik zincirinde birlikte olmaya çağırıyoruz.
meşalelerimizle yine 5 Mayıs akşamı saat 21'de sahilde olacağız hep birlikte. Yine bir başka aldığımız karar, sosyal medyalarımızda yine bütün İzmirlilere yönelik sosyal medyalarımızdaki simgelerimizi, avatarlarımızı aynılaştıralım. Bunu tek tip yapalım belli bir süre için yine. Onunla ilgili hangi etnik kimlikten, hangi inanç kimliğinden olursa olsun bütün yurttaşlarımızın eşit yaşam haklarının da güvencesidir. O nedenle laikliğe dil uzatanların bu ülkenin başta anayasa olmak üzere bütün yasal düzenlemeleri karşısında hesap vermesi gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman o işgal ettiği o makamda iken yine o sıfatla meclis başkanı o sıfatıyla davet edildiği bir toplantıda ve yine kürsüden Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak söz aldığı ve meclisin sözcüsü sıfatıyla düşüncelerini ifade ettiği bir ortamda laikliği ayaklar altına almıştır. Mecliste anayasaya bağlı kalacağına namus ve şeref sözü vermiş olan ve bunun yanı sıra bu ülkenin en yüce kurumu olan, en yüce makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı koltuğunu işgal ettiğini, laikliğe karşıt olan ve laikliğin anayasadan çıkartılması gerektiğini, ki anayasanın değiştirilemez, teklif dahi edilemez hükmü olan laiklik kavramının çıkartılması ve din ve baskın bir şeyin dinin anayasada yer almasına dair düşüncelerini paylaşmış olması esasen Sayın Meclis Başkanı'nın artık o makamı taşıyamadığını bırakın, o makama yakışmadığının ve o makamı derhal kendi rızasıyla terk etmesi gerektiğinin bir göstergesidir.